Sevgili seyirciler, ülkemizde motosiklet kullananların sayısı her geçen gün artıyor. Kimi ticari amaçlı, kimi keyif için, kimi ulaşım için. Ancak hala motosiklet kullanmaktan çekinenler var. Biz de sizlere sorduk. Kullanıyor musunuz motosiklet? Kullanmıyorum. Neden? Aracım var. Bir de aslında niyetlendim de araca döndü olay. Araca döndü. Evet. Peki motosiklet kullanmayı nasıl görüyorsun? Ya, biraz riski var. Hatta bayağı var. Kullanmıyorum. Neden? Şeytan bir aracı diyorlar. Ama ben yaştan ötürü kullanamıyorum. Ailevi bir kaza oldu, ondan kullanmıyorum. Peki, neden kullanmıyorsunuz? Çekince nedir? İstanbul'da tehlikeli motosiklet kullanmak. Pisti görüyorum işin doğrusu. Çok sıkıntılı kullanan insanlar var. Kurallara uymuyorlar. Kurallara herkes uysa ben de kullanmayı düşünüyorum. Hevesim var esasında. Yürümeyi seven bir insan olduğum için o yüzden kullanmıyorum. Yoksa herhangi bir çekincenin dolayı değil. Hayır. Neden peki? Yani tehlikeli olduğu için. Zararlı çünkü sıkıntılı bir motosiklet. Trafikte tehlikeli. Tehlikeli görüyorsunuz. Evet. Peki eğitim alsanız kullanmak ister misiniz? Kesinlikle. Üstüne para verseniz bile kullanma. Kullanıyorum abi. Peki neden kullanıyorsun? Yani trafikten daha kolay atlatabilmek için. Hiç istemedim hayatım boyunca, o yüzden kullanmıyorum yani. Ehliyetim yok abi, bir de tehlikeli diye kullanmıyorum. Güvensiz buluyorum. Türkiye'nin trafik ortamında bisiklet yolu falan da yok. Malum zaten bizim trafikte de çoğu şoförler de telefonla vesaire uğraştığı için. Yani arabalarda problem oluyor, motosiklette direkt olarak sorunu yaşayacağımı düşündüğüm için kullanmıyorum. Bir motor kullanıyor tipi var sizde, kullanıyor musunuz? Hiç kullanmıyorum, korkarım motordan. Araç kullanıyorum, normal motor araba. Evet. Peki motosiklet kullanmayı neden tercih etmezsiniz? İstanbul koşullarında kullanmak tehlikeli. Hem yoğun trafik hem tehlike açısından güvenli pek görmüyorum, o yüzden tercih etmiyorum açıkçası. Motosiklet kullanıyor musun? Hayır, alamıyoruz, ehliyet alamıyoruz yani. Ehliyet alsan kullanacaksın. Evet. Peki ehliyet dışında ekstra bir eğitim almayı düşünür müsün? Daha iyi olur benim için. Benim açımdan daha iyi olur. Yok abi. Neden? Korkuyoruz ya motosikletten. Peki kullananlar bu konuda ne kadar bilinçli ve eğitim aldılar mı? Neden motosiklet kullanıyorsun? Seviyorum. Peki başka ne sağlıyor sana motosiklet kullanmak? Kolay ulaşım sağlıyor. Ehliyetin var. Var. Peki ehliyetini almanın dışında ekstra bir eğitim aldın mı? Hayır almadım. Ya babam sağ olsun o yardım etti. Başka yok. Neden motosiklet kullanıyorsunuz? İş için kullanıyorum şu anda. Peki ehliyeti aldınız, daha sonra herhangi bir eğitim aldınız mı motosiklet kullanmayla ilgili? Aldım. İlk motorumu aldığımda eğitmendi motosiklet sahibi. Hı hı. Bana motor dersi vermişti o sıra. Eğitim aldın mı? Aldım. Nereden aldın? Aldım, ehliyet kursundan aldım. Başka eğitim aldın mı? Ya ondan başka eğitimler var ama şu anlık ihtiyaç görmedim. Ehliyetin dışında bir herhangi eğitim aldın mı? Aldım. Eğitim aldın mı? Ehliyet sınavına girdin, kursa gittin. Onun dışında ekstra bir eğitim aldın mı? Aldım. Sürücü mürücü şeyini hepsini aldım. Nereden aldın eğitimi? Sürücü kursundan. Onun dışında bir eğitim aldın mı? Yok. Sürücü kursuna gittin, ehliyetini aldın. Gittik, evet, ehliyetimizi aldık. Bunun dışında bir eğitim aldın mı? Bunun dışında ekstra eğitimler oluyor. Benim arkadaşlarım var MTK'cılar. Onlardan eğitim alabilir isteyenler, dileyenler. Eğitim almalarını tavsiye ederim. Neden motosiklet kullanıyorsunuz? Trafikten kaçmak için. Daha pratik herhalde. Evet. Peki ehliyet almanızın dışında herhangi bir ekstra eğitim aldınız mı motosikletle ilgili? Evet aldım. Nereden aldınız? Ehliyeti veren kurs tarafından. Tamam ama onun dışında ekstra bir yok, eğitim... Yok ekstra bir eğitim almadım. Ekstra almadım. Yok hayır. Neden motor kullanıyorsunuz? İşe daha rahat gidebilmek için, daha çabuk. Peki eğitim aldınız mı hiç ekstra bir eğitim? Hayır. Ehliyetini aldım sadece. Sağlıklı bir motosiklet kültürünün oluşabilmesi için eğitim şart diyoruz ve sizleri Honda Gelişim Merkezi'ne götürüyoruz. Burayı gayet güzel yapmışsınız. Tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili seyirciler, Honda Gelişim Merkezi'nde Selim Ergeçer uzmanımızla beraberiz. Bundan sonraki süreci kendisinden dinleyeceğiz. Selim, öncelikle buraya nasıl geliyoruz? Söğütlü Çeşme ve Bostancı'dan kalkan servisimizle.
otomobilinizde veya motosikletinizle buraya gelebilirsiniz. Buraya geldiğinizde motosiklet için özel ayrılmış otoparkımız bulunmakta. Yani güvenle motosikletinizi burada bırakabilirsiniz eğitim boyunca. Ondan sonraki süreç nasıl işliyor? Ondan sonraki süreçte sizlerle kahvaltı ikramımız var. Çay kahve ikramımız var. Bir form dolduruyoruz. İşte burada yapılacaklarla ilgili bilgilendirme bir formumuz var. Sonrasında sizleri içeri alacağız. İçeride kısa bir tanışma, sonrasında da dersimize teorik olarak başlayacağız. Evet, şimdi buradaki eğitim süreçlerinden, gelişim süreçlerinden size bahsedeceğiz. Çünkü kademe kademe çok değişik gelişim süreçleri var burada ama biraz motosiklet kültüründen bahsedelim. Neden böyle bir tesis kurdunuz? Motosiklet kültürü nedir? Türkiye'de motosiklete bakış nasıldır? Bunu senden dinleyebilir miyiz? Buradaki amaç öncelikle insanları bilgilendirme. Yani motosikletin tehlikeli olmadığını, tehlikeli olmadığı, işte motosiklette eğitim aldığınızda güvenli bir sürüş yapabileceğinizi burada aslında göstermek adına. Burada seviyelerimiz var. Başlangıç seviyesinden başlıyor. İkinci seviye, üçüncü seviye, dördüncü seviye, yolculuğu seviyede devam ediyor. Bir de en önemli fark benim gözlemlediğim diğer bu gelişim merkezlerine kıyasladığımızda burada bir off-road alanı var. Bu da işin biraz rengini farklılaştırıyor. Evet, şimdi biz yeni bir yere geçtik, yeni bir yer kurduk. Bu yeni yerimizde off-road'u da ekledik. Burada off-road'un amacı da işte off-road evet toprak alanda kullanıyorsunuz ama belki dışarıda kullanmayacaksınız. Buradaki amaç toprak ve asfalt arasındaki farkı göstermek. Kullanımımızı, asfalttaki kullanımı ne kadar fark edeceğini göstermek adına burada da off-road eğitim veriyoruz. Peki off-road eğitimi aldığımda bana neler katıyor asfaltta kullanırken? Şöyle motosikletiniz olabilecek bir kontrol kaybı olduğunda neler yapacağınızı burada zaten gösteriyoruz. Zaten buradaki amaç toprağın farklı, hareketli bir zemin olduğundan dolayı dışarıda size çok büyük faydası olacaktır. Neden motosiklet kullanmalıyız? Şimdi hep bir motosiklet kültüründen bahsediyoruz ama motosiklet kültürü nedir? Neden motosiklet insanlar kullanmalı? Neler sağlıyor? Motosiklet ilk başta trafik. Önce özgürlük diyorum ben. Çünkü özgür motora bindiğinizde bu kapalı bir aracın içindeki durumdan kurtuluyorsunuz ve gerçekten dışarıdaki hava teneffüs edebiliyorsunuz. Etrafınızı daha rahat görebiliyorsunuz. Bunun için ben özgürlük adına. Sonrasında trafik, ulaşım. Zaman en büyük, yani şu anda İstanbul'da yaşayan insanlar için en büyük sıkıntımız zaman bizim. Trafikte geçirdiğimiz zaman. Motosikletle bunu daha az zaman indiriyoruz. Daha kısa çekiyoruz. Daha kısa sürelerde ulaşım sağlayabiliyoruz. Evet, daha kısa zamanlarda. Benim gözlemlediğim tabii ki yakıt. Otomobile kıyasla çok daha az bir tüketim değeriyle bir yerden bir yere ulaşıyorsunuz. Masraf olarak da baktığınızda, işte otomobile baktığınızda işte masrafı hakikaten 3'te 1 daha da düşüyor. Yani bizim için daha ekonomik aslında. Yani bunu, ekonomik bir ulaşım aracı, özgür bir ulaşım aracı, zamandan kazandırıyor, yakıttan tasarruf ettiriyor. Park sorunu çok önemli bu arada. İstanbul'da biliyorsunuz gittiğiniz yerlerde park yeri bulamıyorsunuz ama motosikletle hemen hemen her alanı, her boşluğu kullanabiliyorsunuz. Sadece off-road değil, burada kimler eğitim alabiliyor? Burada kimlere eğitim alıyor? 17 yaşını doldurmuş arkadaşlarımız, müşterilerimiz gelip burada eğitim alabiliyor. Dediğin gibi seviye seviye eğitim olacak. Başlangıç seviyemiz var. İkinci seviyemiz var. Üçüncü seviyemiz var. Yolculu var. Dört var. Evet, yani kademe. Yolculu dediğin artçılı eğitim de veriliyor. Evet, bu da çok önemli. Şimdi şunun altını çizeyim. Burası kesinlikle ve kesinlikle bir ehliyet verme kurumu mekanizması yeri değil. Burada ehliyet verilmiyor. Ama ehliyet almak istiyorsanız, motosikletle tanışmak istiyorsanız tanışabileceğiniz en güvenli, en doğru yerlerden birisi. Bunun ötesinde motosiklet ehliyetiniz var. Kendinizi geliştirmek istiyorsunuz, bilgi ve becerinizi arttırmak istiyorsunuz. O zaman yine buraya gelip kendi seviyenize göre bir başlangıç belirleyip oradan devam edebiliyorsunuz. Kendinizi daha ileri seviyelere taşımak istiyorsanız da ileri seviye eğitimleri alarak belki daha büyük motorlar, belki daha uzun yolculuklar için hazırlık yapabiliyorsunuz. Şimdi motosiklet kullanmadan evvel böyle bir niyetimiz, isteğimiz varsa nelere dikkat etmemiz gerekiyor, neler yapmamız gerekiyor? Şöyle diyeyim, öncelikle motosiklete başlayacak, hiç binmemiş arkadaşlar başlangıçta başlatıyoruz. Burada tek bizim istediğimiz bisiklet dengesinin olması gerekiyor. Bisiklet dengesinin olması gerekiyor. Neden? Çünkü motosikletin temeli bisiklet. Denge.
bizim için en büyük şey. Abi bisiklete bindik. Evet, biniliyor ama bisiklete aktif binmemiz gerekiyor. Bizim çünkü işte bindik ne zaman bindik? Küçük yaşlarda bindik. İşte 20 sene, 30 sene geçmiş bisiklete binmediniz, buraya geldiniz, sıkıntı olabiliyor. Biz aktif olarak binen kişiler istiyoruz. Onlar tebelini oluşturuyor tabii, bu işin. Evet. Sonra motosikletle tanışıyorlar. Motosiklette burada kademe kademe, yani motosiklet alın, binin, işte gidin demiyoruz kesinlikle. Burada kademeli olarak, önce işte birazdan da göstereceğiz, göreceğiz. Önce işte üstünde oturuyoruz, vites çalıştırıyoruz, yavaş yavaş hareket ettiriyoruz, kavrama derken eğitimimizi gün sonunda motosiklet kullanır hale geliyoruz başlangıç eğitiminde. Evet, gayet güzel. Bunlara geçmeden önce eğitimlere, bu bölümün sonuna geliyoruz yavaş yavaş ama ben size bir tesisi de göstermek istiyorum. Selim, bize bir gezdirir misin? Tabii, buyurun. Tesiste neler var bir görelim. Tabii, ondan sonra da seviye, başlangıç seviyesiyle beraber de eğitimlerimizi sizlere anlatmaya başlayalım. Evet, burada dersimiz var. Burada dersliklerimiz var. Burada dolaplarımız var, dinlenme alanımız. Burada eşyalarınızı kilit dolaplara koyabiliyorsunuz, güvenli tutabiliyorsunuz. Evet, burası ekipman odamız. Burada her çeşit, her model kaskımız var. Açık ve kapalı olmak üzere. Montlarımız var, yağmurluklarımız ve ekipman, off-road ekipmanlarımız burada mevcut. Bunları sizlere hijyenik olarak temin ediyoruz. Burası bizim yıkama alanımız. Eğitim verdiğimiz motosikletleri burada yıkamını, temizliğini yapıyoruz. Sonrasında kendi motosikletimizin burada bakımını yapıyoruz. Eğitim verdiğimiz motosikletin bakımını. Burası da bizim motosiklet park alanımız. Eğitim araçları burada. Burada eğitim araçlarımız sıralı. İşte 650'lerle büyük CC motorları 3 ve üzerine veriyoruz. Offroad motorlarımız var. Çocuklar için yaptığımız eğitimin motosikletleri var, yapacağımız. Ve başlangıç eğitiminin motorları var. Bu tesis ne kadarlık bir alana yayılmış 12 durumda? Dönüm. 12 dönümlük bir alandayız. Evet, görmüş olduğunuz gibi Honda Gelişim Merkezi bu şekilde tüm odalarını, buradaki bakım odalarını hepsini gördük. Önümüzdeki haftalardan itibaren ise eğitim seviyelerini başlangıç seviyesinden itibaren sizlere anlatmaya çalışacağız.